gideriz, nur yolu izde gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Bu akşam başka şeyler, dudaklarda güzel bir şarkıyı bırakıp giden güzel bir insana adanmıştır. Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Biraz şiirlerini, biraz şiirlerinden bestelenmiş eserleri, biraz hayatından belki küçük anekdotları aktarmak suretiyle üstadı yad etme gayretine düşeceğiz. Aykut Kuşkaya bizimle birlikte. Abi hoş geldin, safalar getirdin. Canım kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Eyvallah. Safa gördük. Ve orkestramız, siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Üstad, belki pek çoğumuzun çok sevdiği, çok kıymet verdiği, kendisinden çok istifade ettiği, bizim için mühim bir yerde duran, adı üstünde üstad. Ama pek azımızın tanıdığı, pek azımızın aslında kim olduğundan haberdar olduğu üstad. Bugün nispeten yazıda bahsetmeye gayret ettim. Türkiye'de sol Necip Fazıl'ı sevmez. Sevmemekte mazurdur. Anlayamamakta mazurdur. Onlara diyecek bir şey yok. Ama sağ Necip Fazıl'ı çok sevdiğini iddia eder fakat hiç tanımaz. İşte bunun anlaşılabilir bir tarafı bendenize sorarsanız pek yoktur. Pek çoğumuzun Necip Fazıl deyince zihnimizde ortaya çıkan portre ne hasta bekler sabahını taze ölüyü mezar, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Üstadı bu romantizm ve bu slogan arasına hapsedici bir Necip Fazıl sevgimiz vardır. Üstadın şairliğinin ötesinde bir tarafının olduğunu da pek çoğu bilmez. Diyeceksiniz ki şiirlerini bilmeyen kimselerin şairliğinden öte bir tarafı olduğunu bilmesini mi bekliyorsunuz? Evet, beklemek de hakkımız. Çünkü sevdiğini iddia ediyor bu insanlar üstadı. Necip Fazıl sadece bir şair değil. Sakarya Türküsü'nün, Zindandan Mehmet'e Mektubun, Muhasebe'nin, Destan'ın şair olmasının ötesinde ve üstünde, Takvim'deki Deniz'in, Yolculuğun, Yattığım Kaya'nın, Aynalar'ın şair, Çile'nin ilk adıyla senfoninin şairi Necip Fazıl. Ama sadece bir şair değil. Bunun ötesinde tarihten piyese, tasavvuftan polemiklere, makalelerinden edebiyat yazılarına, kalem oynatılabilecek aşağı yukarı her sahada kalem oynatan büyük bir müellif. Ha, bunun da ötesinde Türk'ün son 300 yılda yapamadığı doğu batı geçmiş gelecek muhasebesini destanlık çapta muhakemeleştiren bir mütefekkir. Ama sadece bu kadar değil. Bunun da ötesinde o tefekkürünü ortaya koyduğu inceler incesi Büyük Doğu ideolojisinin aynı zamanda aksiyoneri, çile çekicisi, yaşadığı ömrün 30 yıl kadar fazlası hakkında mahkumiyet bulunan bir isimden bahsediyoruz. Bedel ödeyicisi bir davada. Ha, bunun yanında Abdülhakim Arbahsi Hazretlerine benim efendim, ben sana bendim, bir üfledin de yıkıldı bendim diyen bir derviş. Bütün bunları hülasa ettiğiniz vakit tek tek bile bir insanın sahip olması zor olan meziyetlerin, lütufların hepsine birden tek başına sahip olan ve hepsi birlikte şahsiyetinde mücessem hale geldiği vakit dava adamının nasılını, ne idüğünü, ne işe yaradığını ortaya koyan bir deha. Necip Fazıl Kısakürek. Şunu ifade edip ilk şiiri takdim edeyim. Az konuşup çok şiir okuyacağız, eserler seslendireceğiz üstada dair. Şu programda Necip Fazıl'ı andık. Mümkün değil böyle bir şey. Anlamaya gayret ettik. Bu da mümkün değil. Ama çok seven, anlamaya gayret edenlere buradan bir sevme penceresi daha açılsın. Azıcık bir anlama aralığı olsun bu program. Niyazımız, derdimiz o. Üstad belki bütün bunların ötesinde şöyle takdim edilmesi gereken bir zat. Allah demenin zindana tıkılmak manasına geldiği bir devirde. 1940'lardan bahsediyoruz. Ağaç dergisinin belki ilk çıktığı, Büyük Doğu'nun tohum tohum yeşermeye başladığı zamandan bahsediyoruz. Camilerin ahır olduğu zamandan,
ezanın Türkçe okunduğu zamandan, dedelerimiz ve ninelerimizin akıllı oldukları için evlerinin bir köşesinde bile seccadesinin üstünde tesbih çekerken acaba kapı çalacak ve irticacı diye alıp beni götürecekler mi diye endişe ettiği bir zamanda. İşte böylesi bir zamanda sizin, benim, bizim büyüklerimizin evlerinin içinde Allah derken tedirgin olduğu zamanda sokak sokak, konferans konferans, sütun sütun, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak diyen adam. Allah'ın bu millete kim olduğunu hatırlasın diye son 200 yıl içerisinde lütfettiği müstesna delilerden bir tanesi. Bu deliliği deminki bizim geçmişlerimizin akıllılığına nispet olsun diye deli diye ifade ediyorum. Hasan-ı Basri Hazretlerinin tabiine dönüp siz onları görseydiniz bunlar Müslüman değil, bunlar deli diyecektiniz sahabeler için. Onlar sizi görseydi bunlar Müslüman değil diyecekti. İşte o 14 asır evvelinin Allah Resulü'nün sahabesinin bu tırnak içindeki deliliğinden 1900'lerin ortasında nasibini ziyadesiyle almış bir milleti ayağa kaldıracak kadar, onun ifade edişiyle söyleyelim bu deliliği, divanelik sırrını öz nefsinde agoraya çıkartmış bir zattan bahsediyoruz. Necip Fazıl Kısakürek. Mekanı cennet olsun. Makamı âli olsun. Hayat bir zar içinde hayatı örten bir zar, bana da hayat yeri Bağlum köyünde mezar dediği Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri komşusu olsun ahirette. Hemen başlarken sizden ricam üstadın ruhuna deyip birer Fatiha okuyuvermenizdir. O da kabrinde tebessüm etsin, desin ki beni seviyorlar, sevdiklerini iddia ediyorlar ama tanımıyorlar. Fakat hiç olmazsa bir Fatiha'yı esirgemiyor. Sevgimizin bir alameti olsun bu fatihalardı. Efendim Necip Fazıl Kısakürek evvel emirde kaldırımların şairi. Kaldırımları yazdığı vakit buhran, bohem, arayış, yaşadığı hayattan memnun olmayış, yaşanacak hayatı arayış ama onun nerede nasıl bulunacağını bilemeyiş, onu elde etme çabaları, buhran, bohem, sıkıntı, dert, Paris yılları ve ortaya çıkan bir şiir, kaldırımlar. Kaldırımlar yazıldığı vakit bir mısra bir millete şeref verecek şair demişler üstada. Çocuk sen bu sesi nereden buldun demişler bu genç şaire. İşte bu ifadeleri dedirten şiiri takdim ederek başlayalım. Sonrasında Kaldırımlar 2 Aykut Kuşkaya'dan onu dinleyeceğiz. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Ama sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın.
verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Başını bir gayeye satmış kahraman gibi, etinle kemiğinle sokakların malısın. Kurulup çiltesine bir taht revan gibi, sonsuz mesafelerin üstünden aşmalısın. Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri, erimiş ruhlarımız bir derdin potasında, senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri, onun taşı erimiş senin kafatasında. Fahişe yataklardan kaçtığın günden beri, erimiş ruhlarımız bir derdin potasında, senin gölgeni içmiş onun göz bebekleri, onun taşı erimiş senin kafatasında. İkinizin de ne eş ne arkadaşımız var. Sükut gibi münzevi, çığlık gibi hırsınız. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Yağız atlı süvari koştu, atını koştu, sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları. Yağız atlı süvari koştu, atını koştu, sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları. Yağız atlı süvari, Yağız atlı süvari, atını koştur, koştur atını koştur, sonunda kabre, sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur, ne senin anladığın kadar kaldırımları. Ne kaldırımlar kadar onu anlayan olmuş, ne onun anladığı kadar kaldırımları. Kaldırımlar şairi bir vapur yolculuğunda. Karşısına gelip oturan bir adam gözlerini diker ve bakar. Kayıtsız, duvara bakar gibi. En ufak bir rahatsızlık emaresi yok. Üstad huzursuz olur o bakıştan. Gazetemi kaldırdım,
Fakat gözlerini hissediyorum gazetenin arkasında. Adam bir ara kalkar gelir, baktığı yetmez gibi yanına oturur. Üstada döner, senin aradığın Beyoğlu'nda, Ağa Camii'nde. Cuma günleri vaaz ediyor. Belki üstad dönüp şunu soracaktır o adama. Benim aradığım ne? Benim aradığımın ne olduğunu sen nereden biliyorsun? Ağa Camii'nde kim var ve o aradığım şeye nereden çare olacak? Öyle ya. Adamcağız kalkar gider. Üstad uzunca bir süre Ağa Camii'ne çıkıp gitmez bu hadiseye rağmen. Abidin Dino'yla bir cuma günü Beyoğlu'nda otururlarken ona da bahsetmiştir hadiseden. Abidin Dino, hani Nazım'ın bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Diyeceği Abidin Dino. Bugün günlerden ne? Cuma. E neredeyiz? Beyoğlu. Ağa Camii neresi? Şurası. Ne duruyoruz o zaman? Kalkar. Vakit gelmiştir. Neyin vakti gelmiş? Beyoğlu'nda Ağa Camii'ne doğru Üstad ve Abidin Dino yürüye dursunlar. Vaaz kürsüsünde tane tane nübüvvet kokulu cümlelerle hakkı ve hakikati anlatan bir zat beklemektedir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Kudsesur. Bir avcının en kıymetli avını bekleyişi gibi belki de gözlerini kapıya dikmiş beklemektedir. Üstad kapıdan içeri girer, başını kaldırır, göz göze gelirler. O an üstadın bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız dediği andır. Mıhlandım kaldım olduğum yerde. Ne bir adım ileri, ne bir adım geri. Ehlullah, yek nazar eylese arifi billah, aslı kemhareyi mücevher eyler derler. Allah dostunun bir tek bakışı, o bakış önemli, bakış deyip geçmeyin. Onlar, biz kendi gözümüzle bakarız ama o zatlar bakışlarında, konuşmalarında, yürüyüşlerinde, tutuşlarında kendileri yok. Hadis-i Kutsi'de ifade edildiği haliyle gören gözü, konuşan dili, yürüyen ayağı, tutan eli, keyfiyeti kendine malum bir şekilde Allah olmuş zatlardır. O bakışla bakar avcı, avını o bakışla elde tutar. Kaşgari Dergah-ı Şeyhi Seyyid Abdülhakim Arvasi Kudsesur. Üstad Abdülhakim Arvasi Hazretlerini çok sever. Bugün Necip Fazıl'ı çok sevdiğini iddia edip Necip Fazıl'ın şiirlerini sağda solda okuyup alkışlar toplayıp ama söz konusu tasavvuf olunca mesafeli duranların belki de üstadı bir kez daha okumaya o ve benden, Tanrı kulundan dinlediklerimden, Rabıta-i Şerife'den, Reşahat'tan, aynadaki yalandan bir kez daha başlamaları icap eder. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Düşünün ki bir insan mürşidiyle tanışmadan evvelki hayatını şu iki mısra ile abideleştiriyor. Tam 30 yıl saatim işlemiş. Ben durmuşum, gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuş. Ve çok sevecektir Abdülhakim Arvasi Hazretleri. Onun şahsında bütün bir altın silsileye şöyle seslenecek kadar çok sevecektir. Sonsuzluk yarını peşinizde ben üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yeri taş taş öpeyim. Bir kırıntı yeter kereminizde. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Gidiyor, gidiyor nurdan heykeller, ufuk önlerinde bayrak kulesi. Bu gidenler altın kol silsilesi, ölçüden, ahenkten daha güzeller. Gidiyor, gidiyor nurdan heykeller. Sonsuzluk kervanı, istemem azat. Köleniz olmakmış gerçek hürriyet. Ölmezi bulmaksa biricik niyet, bastığınız yerde ebedi hasat. Sonsuzluk kervanı, istemem azat. Benim efendim, ben sana bendim, bir üflediğinde
yıkıldı benim. Bir üflediğinde yıkıldı bendim. Ben ki denizdim, dağ başı bendim. Şimdi sen oldun aleme bendim. Şimdi sen oldun benim efendim. Ölmemek neymiş senden öğrendim. Kayboldum sende, sende tükendim. Sordum aynaya, hani ya kendim. Benim efendim, benim efendim. Sordum aynaya, hani ya kendim. Benim efendim, benim efendim. Tükendim. Sordum aynaya, hani ya kendim. Benim efendim, benim efendim. Sordum aynaya, hani ya kendim. Benim efendim, benim efendim. Sordum aynaya, hani ya kendim. Benim efendim, benim efendim. Benim efendim, benim efendim. Üstadı konuşuyoruz. Üstadın şiirleriyle. Bir insanı sevmek, onun derdini sevmektir. Onun davasını sevmektir. Onun çilesini sevmektir. Bütün bunlardan haberiniz olmadan ben onu seviyorum iddiası yalandır. Yalandır. Malumunuz olacağı üzere. Üstadı sevmekten, üstadı tanımaktan belki onun o tavizsiz Allah ve Resulüne olan aşkı ve bağlılığından bir pay sahibi olacağız, bir behre sahibi olacağız. Belki de bu hayatın doğduk, büyüdük, çoluk çocuğa karıştık, evimiz oldu, yazdığımız da oldu, işte bir şey daha oldu, iki şey daha olsun, yaşlandık ve öldük. Bundan ibaret olmadığını üstadı, üstadın derdini tanıdıkça fark edeceğiz. O hususta kılavuzlarımızdan birisi Necip Fazıl Kısakürek.
Üstad entelektüeli, münevveri ya da üstadça bir ifade edişle cins kafayı şöyle tarif eder. Nereden geldim? Ben kimim? Nereye gidiyorum? Gittiğim yerde ne olacak? Bu hayat neyin nesi? Bunun hepsine birden kriz entelektüel. İşte bu sorgulama, siz muhasebe deyin, başka bir şey deyin. Ama Frankler'in tabiriyle kriz entelektüel, Necip Fazıl ifadesi. Cins kafalar bunu yaşarlar. Batı'da bunu yaşamayana entelektüel denmez diyor. Bundan kasıt ne? Anneden, mektepten, dadıdan, kitaptan, oradan, buradan, hayata dair, vara, yoğa dair her ne aldıysa hepsini birden miras olan bu bilgilerin elinin tersiyle birlikte iade edip sil baştan bunları tek tek toplama cehdi. Bu insanı yakacak, yıkacak, lime lime edecek bir hal. Nasılını üstadın bir şiirinden ve bu şiirin yazılış öyküsünü anlatışından biliyoruz sadece. Kendi kriz entelektüelini ilk adıyla senfoni, sonraki adıyla kitabına da ismini veren şiirde, çilede üstad destanlaştırır. Başta da söylediğimi bir kez daha tekrar edeyim. Necip Fazıl'ı Sakarya türküsünden birazcık böyle kapı aralığından görür gibi görürsünüz. Zindandan, Mehmet'e mektuptan perdeyi hafif aralayıp Necip Fazıl ama çile duvarların, perdelerin, kapıların yıkıldığı üstadın bütün varlığıyla arz-ı endam ettiği şiir. İşte odur. Bütün kitaplarını okuyup en son geleceğiniz yer ideoloji örgüsü ise bütün şiirlerini okuyup en son geleceğiniz yer zannediyorum ki çiledir desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birden bir adam, gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun, bir anda kül etti can elmasım. Sanki burnum değdi burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya, söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya, işte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz, kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çil horoz, yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor, mekanı bir satı, zamanı vehim, bütün bir kainat şambalı kor, bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş takma gözde cam ve otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın, her fikir içimde bir çift kelepçe. Niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sunumum varmış, onu öğrensem nasıl? Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap, yandıkça gelişen tılsımlı kütük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası, düşte ferde ol. Bir asa kes bana, ihtiyar aç. Uyku, katillerin bile çeşmesi. Yorgan,
Allahsıza kadar sığınak, teselli pınarı, sabır memesi, size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet, sırrını ararken patlayan gülle, yeşil asmalarda depreniş şehvet, karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş, mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş, fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm, ne ölüm terleri döktüm nelerden, dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz, yollar bir yumaktır, uzun dolaşık, her gece rüyamı yazan sihirbaz, tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü, ne bana hıncın, bu kükürtlü duman nedir inimde, camdan keskin, kıldan ince kılıcım, bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lügat, bir isim ver bana halimden, herkesin bildiği dilden bir isim, eski esbaplarım tutun elimden. Aynalar, söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz, bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kaftağı, bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış, boşuna yazmışım yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece bir hendeğe düşercesine, birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray, ilahi yapı. Bin bir avizeyle uçsuz maddede, atomlarda cümbüş, donanma, şenlik. Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur, iç içe mimari, iç içe benlik, bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, med vakti deniz, nizam köpürüyor, ta çenemde su, suda bir gizli yol, pırıltılı iz, suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta. Ver çiçeğe, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. Öteler, öteler gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte zaman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler benim. Diz çök, ey zorlu nefs, önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem sonsuza var. Aynalar bakmayın,
yüreğime ittin. İşte yakalandım, gelecelendim. Çıktın sunulmaz anda karşıma. Başını topladım, indi başıma. Suratımda suç, bir ayrı imza. Benmişim kendimi en büyük ceza. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyi o bir hevesti. Gelemem aynalar, yolumu kesti. Yedim bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlan duvarı. İşlerinde köpek, nefsin irade. Günah günah hasat, yerinde demet. Merhamet suçundan, aşkın merhamet. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin, o bir hevesti. Gelemem aynalar, yolumu kesti. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyi o bir hevesti. Gelemem aynalar, yolumu kesti. Gelemem aynalar, yolumu kesti. Abdülhakim Arvasi Hazretlerine üstadın bir gün şöyle sorduğu rivayet edilir. Efendim, benim çilem mi daha büyüktü, Gazali'nin çilesi mi daha büyük? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri bu suale cevaben senin çilen daha büyük diyecektir üstada. Bu nasıl bir hikmettir bilemem. Belki kabına nispetle onun doluluğunun, onu zorlayışıyla senin kabına nispetle sana doldurulanın seni zorlayışı buradan kıyaslandığı vakit senin çilen daha büyük demektir. Bilmem. Ama Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin üstada yine şöylece dediğini biliyoruz. Sende iki şey ifrat halinde, biri muhabbetin, biri de zekan. Her ikisinin de ifrat noktasındaki bir adam. Necip Fazıl Kısakürek. Ben ve serseri. Üstadın iki şiirini bu defa bir düetle. İnşallah. Tam arayış dönemi şiirleri bunlar. Evet. Seslendirelim. Siz mi önce gireceksiniz, ben mi? Bu kez ben önce gireyim. Haydi bismillah. Yeryüzünde yalnız benim serseri. Yeryüzünde yalnız ben derbederim. Herkesin dünyada varsa bir yeri. Ben de bütün dünya benimdir derim. Ben de bütün dünya, hem bütün dünya.
seni. Serseri, 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 serseri. Yıllarca gezdirdim hoyrat başımı. Aradım bir ömür arkadaşımı. Ölsem dikecek yok mezar taşımı. Halime ben bile lanet ederim. Halime ben bile, halime ben bile lanet, lanet ederim. Ben kimsesiz seyyahı meçhuller caddesinin. Ben yankısından kaçan çocuk kendi sesin. Ben sırtında taşıyan işlenmedik günahı Allah'ın körebesi cinlerin padişahı. Ben usanmaz bekçisi yolcu inmez hanların. Ben tükenmez ormanı ısınmaz külhanların. Ben kutup yelkenlisi buz tutmuş kayalarda. Öksüzün altın bahtı yıldızdan mahyalarda. Ben başı ağır gelmiş boşlukta düşen fikir. Benliğin dolabında kör ve çilekeş beygir. Ben Allah diyenlerin boyunlarında vebal. Ben bugünküne mazi yarınkine istikbal. Ben haritada deniz görmüş boğulmuş. Dokuz köyün sahibi dokuz köyden kovulmuş. Hep ben ayna ve hayal. Hep ben pervane ve mum. Ölü ve münker nekir. Baş dönmesi uçurum. Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar. Ne kendisine yar, ne kimseye yar. Bir rüya uğruna ben diyar diyar. Gölgemin peşinden yürür giderim. Gölgemin peşinden, gölgemin peşinden yürür giderim. Serseri, 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 serseri. Ben de bütün dünya, en bütün dünya. Halime ben bile lanet, lanet ederim. Gölgemin peşinden, gölgemin peşinden yürü giderim. Üstadın mısraları arasında üstadı arama yolculuğumuz devam ediyor. Bir arayış şiiri, iki arayış şiiri peş peşe geldi. Bir de bulduğu vakit ki artık o bulmak nedir bilmiyorum. Ama bu şiir bulmayanın söyleyeceği bir şiir değil. Benim çok sevdiğim üstad şiirlerinden birisini daha takdim edelim araya gitmeden önce. Sonrasında da veda diyeceğiz. İnşallah. Ve ilk kez seslendiriyor olacağız biz de. Ben de ilk dinleyeceğim. Veda'yı. Demin aynalar yolumu kestiği de ilk duyduk. Doğru. Gönlüne sağlık. Kaç üstad bestesi oldu? Evet, abi. 30'un üstünde.
Ama onlardan eleye eleye içime sinen bir 16-17 tanesi var. Yani evet, bu üstad sözüne bu beste uygundur dediğim şeyler bunlar. Yoksa zor değil mi? Deneme var, Necip Fazıl şiirini bestelemek zor. Zor, yani şair sözü bestelemek zaten zor. Üstad sözü bestelemek daha zor. Eyvallah. Ama gönlünüze sağlık. Çok güzel eserler çıktı. Çok teşekkür ederim. Çok böyle dinledikçe keyif ettiğimiz. Evet, bu olmuş İnşallah. Dediğimiz çok güzel eserler çıktı. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Visal. Bu şiir ne ister sanki? Bu şiir ister. Beni zaman kuşatmış, mekan kelepçelemiş. Ne sanattır ki her şey, her şeyi peçelemiş. Perde perde veranlar, ışık başka, nur başka. Bir anlık visal başka, kesiksiz huzur başka. Renk, koku, ses ve şekil ötelerden haberci. Hayat mı bu sürdüğün kabuğundan ezberci? Yoksa göz, görüyorum sanmanın öksesi mi? Mezada dipsiz sükût, duyulmazın sesi mi? Rabbim, Rabbim, yüce Rab, alemlerin Rabbi, sen, sana yönelsin diye icat eden kalbi, sen. Senden uzaklık ateş, sana yakınlık ateş. Azap var mı alemde, fikir çilesine eş? Yaşamak zor, ölmek zor. Erişmekse zor mu zor? Çilesiz suratlara tüküresim geliyor. Evet, ben bir kapalı hududu aşıyorum. Ölen ölüyor, bense ölümü yaşıyorum. Sonsuzu nasıl bulsun pösteki sayan deli? Kendini kaybetmek mi misalin son bedeli? Mahrem çizgilerine baktıkça örtünen sır, belki de benliğinden kaçabilene hazır. Hatıra küpü devril, sen de ey hayal gömül. Sonu gelmez visalin, gayrından vazgeç gönül. O visal can sendeyken canını etmek feda. Elveda toprak, güneş, anne ve yar. Elveda. Elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarından tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerine dalıver gitsin. Elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol bırakta. Yolu tam dönerken arkana bakta, köşede bir lahza kalıver gitsin. Köşede bir lahza kalıver gitsin. Köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seninle düştü, saçının en titrek derine düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin.
ümidin yılların seline düştü. Saçının en titrek eline düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin. Ümidin yılların seline düştü. Saçının en titrek eline düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgara salıver gitsin. Eyvallah. Gönlüne sağlık. Aykut'un. Çok teşekkür ederim. Efendim devam edeceğiz. İki güzel Necip Fazıl şiiri ve şiirlerinden beslenmiş şarkıyla daha birlikteliğimiz devam edecek. Birazdan kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde şunu söylemem lazım. Necip Fazıl'ın sevenleri, hakikaten sevenleri bir şeyden çok muzdarip olurlardı. Nedir o? Üstadın eserlerinden değil de üstattan anladığı kadar kendilerine takdim edenlerden dinleyip tanıdığını zanneden ve orada kalıp eserlerine buradan bir yol bulmayan kimselerin sığlığından şikayet ederlerdi. Hazindir ki bugün böyle kimseleri arar vaziyetteyiz. Niye? Necip Fazıl'ın eserlerini oturup okuyayım. Bu bir kenara. Bilenlerden dinleyeyim. Bu da kalmadı. İnternetten bakayım. Altında Necip Fazıl Kısa Kürek yazan sözü retweet edeyim. Favoriye atayım, paylaşayım. Ama o sözlerin özellikle sosyal medyada dolaşan altında Necip Fazıl Kısa Kürek yazan sözlerin en az %50'sinin Necip Fazıl'la alakası yok. Alakası olmadığını nereden biliyorsun? Kitaplarında yok. Konferanslarında yok. Yazılarında yok. Ondan bahsedenlerin hatıralarında yok. Yok. Yani yok. Birisi bir güzel bir şey söylemiş. Necip Fazıl'ı tanımayan, güzelin ne olduğunu bilmeyen bir başkası da o sözü kendince güzel olduğuna vehmederek altına Necip Fazıl Kısa Kürek yazıp paylaşmış. Allah ona sorsun. Vebaldir. Ciddi vebaldir. Üstadı azıcık tanıyan, üstadın dudağından öyle bir sözün dökülmeyeceğini bilir. Üslubundan bilir. Sözün muhtevasından bilir. Derinliğinden bilir. Bilir oğlu bilir. Ama tek bir eserini okumayınca, hayatına dair tek bir şeyi bilmeyince gördüğünüz ve kendi çapınızda güzel olan bir sözün altındaki üstad yazısını "Aa üstad ne güzel söylemiş" deyip paylaşıvermek üstada en büyük hakarettir. Gelin bu ki sevenleri kadar ailesinin de bundan çok muzdarip olduğunu biliyorum. Üstada ait olup olmadığını bilmediğimiz sözleri üstadın diye paylaşıp yaymaktan imtina edelim. Uzak duran. Bir tek üstad işinde değil üstelik. Hazreti Mevlana da aynı çapsızlıktan çok, çok ziyadesiyle nasibini almış. Delikanlının biri öyle yazmıştı. Mevlana'yı çeksen Twitter çökecek diyor. O hale gel. Her güzel sözün altında Mevlana, Mevlana, Mevlana. Yahu Hazreti'nin 5 kitabı var hep topu. Bu 5 kitabın hiçbirisinde de olmayan bir söz Twitter'da nasıl Mevlana'nın olabiliyor? Şems Tebrizi'den geriye bir makalat kalmış ama işte en meşhuru olduğu kadar, olmadığı kader. Ya olduğu da kaderdir, olmadığı da kaderdir. Hazreti Şems böyle bir şey söylemez. Kadarla kaderi böyle zayıf bir kafiyeyle bir araya getiriyor. Zaten Türkçe'de bu yapılabilecek bir şey. Hazreti Şems bu dili konuşmuyordu. Neyse. Üstadı bu muameleye tabi tutmaktan utanalım. Seviyorum diyoruz. Kendisi için hiçbir şey yapamıyoruz. Derdiyle dertlenmiyoruz. Bari bu sevmenin küçücük bir alameti olarak ona ait olup olmadığından emin olmadığımız sözü onunmuş gibi paylaşmaktan uzak duralım. Bir şey yapamıyoruz. Bari şu kadarcık şeyi yapmayarak onu sevdiğimizi ishar etmiş olalım. Kısa bir ara, ondan sonra zindandan... Ben bir şey söyleyebilir miyim bu arada sevgili kardeşim? Ne kadar güzel bağlamıştım ya Aykut. Çok abi. Güzel Allah bağladın. Ya. Güzel bağladın. Üstad'la alakalı hakikaten yani onu anmaya ve anlamaya gayret ediyoruz. Daha iyi birer insan olmak adına. Bu az önce söylediğin şey, bu Galatı meşhurlar çok fazla. Şimdi kubbemizde çok hoş bir seda bırakıp gidenlerden şüphesiz Necip Fazıl Kısakürek. O yüzden buluyor bir güzel söz, altına Necip Fazıl Kısakürek daha çok okunur diye. Ben buradayım. Yani 1997'de albüm kapağına yazdığım işte Dostlar Irmaklar Gibidir. Kiminin suyu az, kiminin çok. Kimin de ellerin ıslanır yalnızca. Kimin de ruhun yıkanır boydan boya. Bu söz bana ait. Gir abi bak internete, altına Twitter'a. Can Yücel.
Burada tamam. da Can Yücel. Yani yapacak bir şey yok. Bak ben buradayım, hayattayım, sağım. Yani buna rağmen böyle bu tip paylaşımlarda, yani sosyal paylaşımlarda evet bu kolaycılığa kaçmadan hadi bizi neyse de söz konusu üstadsa bir bakmak lazım gerçekten kayıtlara. Evet. Hani tutup mesela benim söylediğim bir sözün altına üstad yazsanız ben memnun olurum. Ayrı. Ama üstada olmaz. Yakışmıyor. Biraz daha dikkat, biraz daha ihtimam istirham ediyoruz. Kısa bir ara. Ondan sonra Zindandan Mehmet'e mektup ve kaldırımlar. Sonrasında şarkımız ve yattığım kaya. Üstada adanmış bir programın son bölümü için tekrar merhaba diyoruz sizlere. Dostlar tweet atıyorlar. Ya şiirlerini zaten dinliyoruz. Bize üstadın derdini anlatın, çilesini anlatın, davasından bahsedin diye. Bir gün biraz daha yaşlanmam lazım bunun için. Ve programın sunucusu değil, konuğu olmam lazım. Sunucu soracak, konuk sıfatıyla azıcık da böyle yaşlanmış, söz dudağına yakışan bir adam olarak ifade edeceğim inşallah Allah ömür verirse. Ama o gün, bugün değil. Bugün ben sunucuyum. Aykut abiye sorsam anlatır ama o da diyor ki gitarım konuşsun, ben susayım. Yapacak bir şey yok. Bir de şu programı yaparken derdim hep buydu. Mayıs ayı içinde üstadı almak için yaptığımız bütün programlarda da aynı şeyi bahsettim. Ya oturup okuyalım. Soruyorum, diyorum ki üstadın 5 kitabını okumuş kaç kişi var? 15 el kalkıyor. 20 kitabını okumuş kaç kişi var? 14 el aşağı iniyor, 1 el kalıyor. 50 kitabını okumuş deyince o 1 el de mahcup bir şekilde aşağı iniyor. 100 kitabını okumuş kaç kişi var deyince bütün salon "Aa 100 kitabı mı var?" diyor. Böyle olmaz. Necip Fazıl'ı, Necip Fazıl'ın eserlerinden mesela Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile olan hukuk ve münasebetinden kısaca bahsetmeye çalıştım. Bunu merak eden oturup sonsuzluk o ve beni okumalı, aynadaki yalana bir bakmalı, Tanrı kulundan dinlediklerimden haberi olmalı. Efendim Rabıta-i Şerife oradan süzülüp gelen İmam Rabbani Hazretleri'nin mektuplarından derlen okumalı. Reşahat bir bakmalı gibi. Üstadın mesela Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir tek işaretiyle o zamana kadar Kızıl Sultan denilen Ulu Hakan Abdülhamid Han için yazmış olduğu bir kitap var. Muhteşem bir kitap Ulu Hakan. Bir bakıvermeli. Yahu acaba üstadın Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbeti nasıldı? O nasıl görüyor? Çöle inen nur. Bir bakıvermeli. Niçin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın has isminden bahsederken yazmamış ve sadece M harfi ve yanına 3 tane nokta koymuş? Bu edep nereden süzülüp geliyor? Azıcık tefekkür et. Mesela o kitapta beni çok çarpmıştır. Allah Resulü'nün en büyük mucizesi ne şakkul kamerdir, ne odur, ne budur. Şu onun mucizelerinin en büyüğü olarak karşımıza çıkar diyor üstad ve anlatıyor. Hani Allah'ın Resulü nübüvvetin ilk başında Ebu Kubeys Dağı'nın tepesine çıkar ve der ki ashabına, Kureyşlilere dönüp, ashabına değil düzeltiyorum. Şu dağın arkasında bir ordu olduğunu söylesem bana inanır mısınız? Az sonra da size saldıracak. İnanırız, senin yalanını görmedik. Devam eder. İşte buna inandığınız gibi inanın ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Bu hadise Allah Resulü'nün en büyük mucizesidir diyor üstad. Neden en büyük? Çöle inen nuru okuduğunuz vakit bu nedeni görüyorsunuz. Bu şairin, bu dehanın penceresinden bu tabloyu seyrediyorsunuz. Üstad ilave ediyor. Diyor ki Allah'ın kulu ve son elçisi olmak gibi yüceler yücesi davayı ispat için bu kadar basit bir yola tevessül edebilen kişi ancak Allah'ın kulu ve Resulüdür. Buradan baktığınızda hadise nasıl başkalaştı bir anda? Bunun gibi. Üstadı, üstadın eserlerinden. Mesela genç kardeşlerim soruyor bazen. Nasıl güzel konuşuruz? Güzel konuşmak istiyoruz. Yahu 5 kelimeden fazla kelime ihtiva eden bir cümle kurduğum vakit yüzüme duvara bakar gibi bakan gençlere hitap etmek durumunda kalıyorum. Üniversitelerde. Başka yeri bir kenara bırakın. Derdini 200 kelimeyle anlatmaya çalışan kimseler olduk çıktık. Necip Fazıl, lise yılları otur üstadın cümlelerini ezberlerdim. Zamanın mekansız bir boşlukta aktığı, mekanın zamansız bir zeminde donup kaldığı, en yakası açılmamış mücerretten
Hintli paryanın burnundaki cüzdan yeniğini saran, Amerikalı milyarderin prosundaki külü titreten müşahhas korku tecellisine kadar bütün varlık, kendi lisanı haliyle şu ezeli bestenin namelerini mırıldanıp durmaktadır ki, Allah yol, dava, ideal. Başta söyledik, şair, mütefekkir, dava adamı, aksiyoner, derviş, bütün bunların yanı sıra muazzam bir hatip, Necip Fazıl Kısakürek, hitabetin de şahikası. Öyle bir yerde duruyor. Şimdi zindandan Mehmet'e mektubu okuyacağız. Yine başta söyledik. Ömrünün 30 sene fazlası hakkında tutukluluk olan bir zat. Mahkumiyet kararı verilmiş bir zat. Niçin yatmış zindanı? Bir misalini kısaca arz edeyim. Hem hitabetine hem zindanda yatışına misal oluversin. Bir delikanlı Malatya'da Ahmet Emin Yalman aleyhinde Milli Eğitim Bakanı okuduğu bir yazdan belki etkilenerek bilmiyoruz. Gidip ona iki kurşun atmış. Sen mi yaptırdın dediği vakit hakim, üstad iki fincan kan aktı, ben yapsaydım böyle olmazdı diyecektir. O gencin çantasından çıkan iki dergiden birisi Büyük Doğu'dur. Büyük Doğu'da Ahmet Emin Yalman aleyhinde yazılmış bir yazı vardır. Necip Fazıl Kısakürek suça azmettirmekten hakim karşısına çıkar. Komedi. Üstadın orada bir savunması vardır. Kısaca ve aklımda kaldığı kadarıyla diyor ki, reis bey, bir kibrit bir orman yaktı diye bütün kibrit fabrikalarını kapatacak mısınız? Bir bıçakla cinayet işlendi diye ev ev dolanıp bütün ekmek bıçaklarını toplatacak mısınız? Dünyadaki en büyük kıskançlık örneği Shakespeare'in Otello'sudur. Şimdi bir adam kıskançlıktan karısını öldürse ve evinden Otello çıksa, şu emprezal kılıklı savcı bey Shakespeare'in iskeletinin tevkifi için Londra'ya müzekkere mi yazacaktır? Üstad. İşte bu kadar alelade ve anlamsız sebeplerden zindana düşen ve işte böylesine bir hitabetinde zirvesinde duran zat. Zindandan Mehmet'e mektup diyeceğiz. Mehmet Kısakürek, selam olsun. Seyrediyorsa selam Mehmet olsun. Abiye hürmetler ediyoruz. Ona yazılmış bir şiir bu. Böyle zannederiz. Halbuki böyle değildir. Evet, üstad oğluna zindandan bir mektup yazmış. Ama bu mektup yeryüzünde zalim ve mazlum var olmaya devam ettiği müddetçe hapse atılan bütün mazlumların arkada bir umutla kendisini bekleyenlerine bir manifestodur kıyamete kadar. Bugün bu mektup Mısır'ın zindanlarının dışarıda bir umut bekleyenlerine çağrısının adıdır. Bangladeş'in idam sehpalarından son bakış bu mektuptaki manayı ortaya koyar. Filistin bu mektubu an be an yaşamaya devam etmektedir. Üstadın Mehmet'ine zindandan yazdığı mektubu bu mana ile bir kez daha bendeniz okumaya gayret edeyim. Siz böyle tefekkür ederek dinleyiniz. İstirham edin. Zindan iki hece Mehmet'in lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı belki, daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur, hapse düşeli. Git ve gel, yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki, gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Oradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Aydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye dikti 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kime der azat? Anlamaz,
yazısız pusuz dilekçem anlamaz. Ruhuma geçti bilekçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var baltada hizaya dizil. Tek yekûn içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemmiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, narah ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yüzünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Heykeler, duvar amaklı peykeler, duvarda başlardan yağlı lekeler, gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin, kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar, tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acem ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demir de muhali kemir. Ne gelir ki elden? Kader bu, emir. Garip, pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua. Eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış, gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu. İplik ki incecik, örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin. Başlar yüksekte, ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Sessiz bir sokak ortasında yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta ben bu kaldırımları emzirdi çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta,
bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Kara gökler gül rengi bulutlarla kapanır evlerin acısını. Sollu yol yıldırımlar incir uykuda yalnız. İki yoldaş uyanık biri benim biri de serseri. Kaldırımlar kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandı. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandı. Kaldırımlar sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı görüneyim. Örtün üstüme örtün senin karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımlarım kara sevdalı eşi. Ben gideyim yol gitsin. Ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın. Bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi. Aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı. Gölgeden kaş kemerler. Kaldırımlar çilekeş. Yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandı. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandı. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde ses kesilince sesi. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandı. Kaldırımlar. Evet, Aykut abim gönlüne sağlık. Canım kardeşim benim, senin de gönlüne sağlık, ağzına sağlık, eyvallah. Emeğine sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Geldin yorgun ardın. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Bırakmadın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Orkestramıza da teşekkür ediyorum. Sağ köşedeki sakallı arkadaşa ayrıca bir teşekkür. Ne güzel sesin var kardeşim senin ya. Tebrik ederim maşallah. Nazar değmesin. Ustayı abi tarif ederken derler ki kendisinden ağrı kaldırması lazım. Kendisinden güzel bir... Geliyor. İnşallah. Tabii inşallah. İnşallah. Tebrik ederim kardeşim. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Efendim belki üstada adanmış bir programda son sözler sadedinde şunu ifade etmeliyim. Bir sır vereyim size. Bir hatıra üzerinden bir sır vereyim. Belki de bildiğiniz bir sır ama vereyim. Birkaç sene evveldi bir bayram sabahı. Ramazan-ı Şerif bitmiş. Bayram namazına gideceğiz.
Tam o kadar güzel bir hava, pırıl pırıl, güzel bir atmosfer, rahmet inen bir zaman. Elimi açtım, hatimlerin duasını yapacağım. Herkes gibi, her zamanki gibi mutat başladım yani. Ya Rabbi, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu şeriflerine, âlin, ashabın, ezvacın, ehli beytinin, peygamberi izam, evliya-i kiram, şühedanın, sülehanın, sadıkların saydım. Rahmetli babaannem dedim, dedem dedim. Aileden göçmüşler, onları saydım. Birden, şimdi bunları şöyle düşünün, aileden göçtüğü halde hatırlamadığın kimse var mı diye kalbimin derinliklerine dalmışım ve dolaşıyorum. Aa, hala, halayı unuttum diyorum, hala filan. O sıra oradan o kadar akrabanın şeyin arasından bir sima. Üstad. Necip Fazıl Kısaköre'nin ruhuna ya Rabbi dedim. Şimdi Fethi Gemuhluoğlu'nun ruhuna. Yahya Kemal liste uzadı gitti. Sonra kendi kendime şunu düşündüm. Sır vereyim dediğim o. Bu değil. Bu insanları vefatlarından şu kadar sene sonra kendileriyle bir kez karşılaşmamış, bir bardak çay içmemiş, bir kez kucaklama şerefine nail olamamış bir insana hatırlatan ne? Düzeltiyorum. Hatırlatan kudret belli de hatırlatma sebebi ne? Niçin? Bu ciddi bir sorudur. Bakınız, dünyadan göçüp gittiği halde öz evladı kendisine bir Fatiha okumayan, okumayı akledemeyen, kalbine düşmediği için okumayan bir dolu insan var. Ama siz, Allah size hatırlatıyor bir sebepten ve hiç tanımadığınız birisine akrabalarınızı ararken kalbinizin derininde aslan gibi meydana çıkıyor ve hatim hediye. Niçin? Bilmem hikmetini ama kendi kendime dedim ki galiba şudur. Kendileri için yaşamamışlar. Kendisi için yaşayanı Allah bir başkasına da hatırlatmıyor bazen. Ama Allah için yaşayanı Allah unutturmuyor. Hatırlatıyor. Dünyaya tek bir şey için geldik, kul olmaya. Başka bir şey değil. Allah söylüyor, ben demiyorum yani. Haşa, öyle diyeceğim şimdi yanlış anlaşılacak. Demeyeceğim onun için. Allah diyor ki ben sizi kul olun diye yarattım. Kul olmak Allah'ın rızasından geçer. Rızayı dert etmek kulluğa atılan ilk adım. Hal saridir der tasavvuf ehli. Yani dert sahibiyle hemdem olursan, hemhal olursan, bir ünsiyet peyda olursa kalbin arasında sen de o dertten bir nasip alırsın. Dert sahibi Üstad Necip Fazıl Kısaköy. Sadece bir şair, sadece bir mütefekkir, sadece bir dava adamı bu kadar değil. Sadece bir derviş, sadece bir hatip bu kadar değil. Sadece bir aksiyon bu kadar değil. Bir derdi var üstadın. Onu belki de şu muhteşem ifadeyle tablolaştırır. Büyük Doğu davası insanın kendi dışına doğru demirden çarıklarla kaba ve nefsani yürüyüşünden ziyade rüzgardan hafif topuklarla kendi içine doğru ince ve ruhani seyrinin ifadesidir. İşte dert bu. Bu derdi tahsil edeceğimiz yerlerden bir tanesi Üstad Necip Fazıl Kısakürek. Allah rahmet etsin ona. Amin. Mekanı cennet, amin, makamı âli, komşusu o ve bendeki o olsun inşallah. Niyazım, amin, o. Bize de bu dertle behredar olup bu dünyadan göçüp giderken arkada güzel bir şarkı bırakarak gitmeyi nasip etsin. Mühimdir. Bu dünyada renk, lezzet, nakış ne varsa küsüm. Gözümde son marifet, Azrail'e tebessüm. Necip Fazıl Kısaköy. O demdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner. Üstadım bir başka beyti. Ah! Kırılır da bir gün bütün dişliler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman, görürler nasılmış
neymiş kahraman? Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkımız bizim. Gideriz nur yolu izle gideriz. Taş bağırda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Akşam o kadar durgun ki sular, gömül benim gibi keder ediyor. İçimde maziden kalma duygular, ama geri gelmez günler ediyor. İçimde maziden kalma duygular, ama geri gelmez günler ediyor. Ey gönül gidenden ümidini kes, kaçan bir hayale benziyor herkes. Sanki kulağıma gayipten bir ses, buluşmalar kaldı mahşer ediyor. Sanki kulağıma kayıptan bir ses, buluşmalar kaldı mahşer ediyor. Koşarken rüzgar, ben de bir yolculuğum, heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar, çıkıver bir sonsuz sefer ediyor. 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 Çıkıver bir sonsuz sefer ediyor.